Canlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza nasıl söylemek? Kanalımıza hoş geldiniz tatlışlarım. Bugün izleyen niyetini diyecektim ama değil. Bugün yay burcuna özel tarot falımızı açacağız. Yalnız yay burcuna özel 3 tane fal bakıyorum. Her burcu özel baktığım gibi 3 fal bakıyorum. Yay burcuna tarot falı, katina falı ve de dişil enerji falına bakıyorum. Lütfen sonuna kadar dinlemeye çalışın. Çünkü belli bir süre tarot, belli bir süre katina, belli bir süre dişil enerji kanına baktığım için o yüzden diyorum sonuna kadar dinleyin. Çünkü mutlaka bir şey çıkar. Yay burcuna çünkü tarot falı genel, katina falı şey oluyor, aşk falı, dişil enerjide kendinizin enerjinize bakıyoruz. O yüzden diyorum sonuna kadar dinlemeye çalışın. Canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok güzel olur. İkinci bir kanal daha açtık. Ege'de Anne Kızın Yaşantısı 2 diye şu alt tarafa koyacağım. Ege'de Anne KZN Yaşantısı diye 2 diye. Karakterlere çok dikkat edelim. Ünlü harfler, ünsüz harfler. O yüzden çok dikkatli olalım diyorum canlarım. Dikkatli bir şekilde yazdığınızda YouTube arama motoruna çıkacak mutlaka diyorum. Evet, bugün yay burcuna özel tarot falımıza bakalım. Ay düşmeye eğildi lan. Gel la buraya. Yakaladım. Yakaladım. Açarım. Hiç acımak. Yay burçları ne ettiniz kızla? Oğlanla. Bizi izleyen erkek de olabilir, bayan da olabilir. 13 yaşında izleyenimiz de var. 65 yaş üstü izleyenimiz de var. O yüzden herkes üzerine kendine uyanları alsın, kendine uymayanları evrene göndersin diyebilirim. Herkesinden izleyenimiz var çünkü. Evet, bugün yay burcuna özel tarot falına bakıyorum. Yay burçları ne yaptınız siz böyle kendinize? Evet, yay burçları bir bekleyiş var hayatınızda. Sürekli bir bekliyorsunuz. Neden adım atmıyorsunuz? Sıkıntıların içinde kalmışsınız. Hayallerinizin gerçekleşmesini bekliyorsunuz. Adım atmayı bekliyorsunuz. Beklemeyin, artık adım atın. Anlatabiliyor muyum? Biraz ileriye görün. Hep böyle önünüzü görüyorsunuz veya arkaya düşünüyorsunuz. Lütfen biraz ileriyi görmeye çalışın. Amacınıza doğru adım atmanız gerekiyor. Lütfen adım atın diyorum. Aslında çok başarılı, zeki, kararlı, zafer odaklı insanlarsınız yay burçları. Fakat hedefe odaklanamıyorsunuz. Güçlüsünüz ama hedefe odaklanmıyorsunuz. Küçük denizde boğulmaya çalışıyorsunuz. Lütfen büyük denizde boğulun. Yerse köpek balığı yesin. Hamsi yemesin derse. Lütfen büyük denizde boğulun diyorum. Hayatınızda yön belirlemekte çok zorlanıyorsunuz. Yönünüzü belirleyemiyorsunuz. Karar veremiyorsunuz. Hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu bilemiyorsunuz. Bilemediğiniz için hep bir yeni başlangıç yapmak zorundasınız hayatınızda. Yönünüzü belirlerseniz artık yeni başlangıçlar değil, kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Hep bir yıkış, bitiş, son yaşıyorsunuz. Lütfen bunu yapmayın. Bakın ölüm çıktı. Etrafınıza sizi germen insanlar, eşyalar, her ne ise hayatınıza çıkarabiliyorsanız çıkarın ki hayatınıza yön verin. Eğer iş değiştirmek isteyenleriniz varsa veya işe girecek olanlarınız varsa kazançlı bir iş çıkacak önünüze. Gerçekten güzel bir iş diyorum. İnşallah iyi çalışırsınız. Hayatınızda bir sessizlik var, bir duraksama var. Sanki fırtına öncesi bir sessizlik bu. Fırtına kopacak ama o fırtınaya hazırlıklı olmanız gerekiyor. Sizin hayatınızda fırtına kopacak. O kadar çok yorgunsunuz ki artık Fatma benim hareket etmeye, konuşmaya bile mecalim kalmadı artık. O kadar yoruldum. İnsanlara kendimi anlatmaktan, derdimi anlatmaktan, bir şeyler anlatmaktan, kendimi ifade etmekten, karşıdakini anlamaktan, duymaktan, dinlemekten yoruldum diyorsun. Gerçi hiç umurumda değil, kim nasıl istiyorsa öyle yaşasın diye salıvermişim diyorum. Ama bu yorgunluk bitecek canlarım benim. Yay burçları, sezgilerinize güvenmeniz gerekiyor. Sezgilerinize güvenin. Rüyaların size ilettiği mesajlar, yaşam tarafından iletilen mesajlara kulak verin. Çünkü 6. hisleriniz kuvvetli. Ve de sezgileriniz aslında size yön gösteriyor ama siz gözünüzü kapatmışsınız. Canlarım, bir kadından gelebilecek bir tavsiye var. Anne statüsünde olabilir, anneniz olabilir. Tamam mı? Gerçekten iyi bir tavsiye dinleyebilirsiniz.
Hayalleriniz yakında gerçekleşecek. Canınızı acıtan olaylar var. Şifa bulmak istiyorsunuz. İnşallah şifa bulacaksınız. Bir bebek haberi alabilirsiniz. İnşallah hayırlı vatanına, milletine hayırlı. Önce vatanına, milletine, sonra size hayırlı olsun. Değil mi anne? Tabii ki. Hayırlı bir evlat nasip etsin hepinize, isteyenlere. İnanın bana, yay burcunun kadını da erkeği de o kadar fark ediyor ki bilemezsiniz. Tabii çok farklı. Kadını çok farklı, erkeği çok farklıdır. Bayağı farklıdır. Bizde var olduğu için iki dene. Canlarım, yay burçları. Rekabet içerisindesiniz. Uyuşamıyorsunuz kimseyle, anlaşamıyorsunuz. Çok fikir ayrılığı yaşıyorsunuz. Yani kimseyle anlaşmak yok. Kendinize dahil buna. Kendi kendiniz için de bir tartışma var. Rekabet kendisiyle bir hesaplaşması var. Aralı kadının hem de. Evet. Ama pes etmeyin. Fikirlerinizi savunmaktan çekinmeyin. Her zaman fikirlerinizi savunun. Doğrusuyla yanlışıyla siz yaşayacaksınız. Çünkü bir iş yeri falan varsa veyahut da aile de olabilir. Bu yerinize geçmek isteyen insanlar var. Koltuk kavgası var. Yani yerinizde gözü olan insanlar var. Lütfen dikkat edin. Göze nazara gelirsiniz. Bütün sıkıntıları tek başınıza taşımaya çalışıyorsunuz. Yay burçları, ama altında eziliyorsunuz. Taşıyamıyorsunuz. Taşıyorsunuz desem yalan olur. Taşıyamıyorsunuz. Taşımışsınız belli bir süre ama artık kaldıramıyorsunuz. Yapmayın bunu, kendinize yazık diyorum canlarım, ciğerlerim. Fatma, ben yapraklarımı döktüm. Gerçekten artık kolum bacağım kalmadı. Kopa kopa bir şeyim kalmadı diyorsun. Her şeyim koptu gitti diyorsun. Ama dimdikte ayaklarım, daha yıkılmadım diyorsun. Daha bir son çırpınışların gibi bir şey. Size öyle bir el uzanacak ki, öyle bir güç, öyle bir sonsuza dek yetecek güç, yani güç geliyor ya, çok büyük bir güç geliyor. Bunu kaldırın, yani taşımaya çalışın. Gücü de herkes taşıyamaz, ağır gelir. Bittiğinin bir zaman oluyor, bir yetmemezlik bir durum oluyor. Evet, bazı sorunlara yetişemiyorsun insan, yani yetemiyor bir şeylere ya. O yüzden insan bir psikolojik sorun yaşayabilir, bir doktora gitmekte fayda var. Evet. Yay burçları, herkese çok iyimser yaklaşıyorsun ama herkes iyi değil. O yüzden kime nasıl davranman gerekiyorsa öyle davran. Herkese hak ettiği gibi davranacağım. Dolduruşa gelme, dolduruşa gelme. Canlarım, özgüven ve cesaret eksikliği var. İnşallah kendinizi toplarsınız diyorum. Güçlü karakterlersiniz. Aslında doğru yoldasınız. Başarıyorsunuz da bazı şeyleri. Ama bazen korkularınıza yenik düşüyorsunuz. Korkularınızı yenmeniz lazım diyorum canlarım. Yay burçları. Oo. Yay burçlarının katina falına bakıyorum şu an. Bu ne bu? Katina falına bakalım. Hadi la oyn. Son. Evet. Canlarım, yay burçları, o kadar iki arada kalmışsınız ki seçim yapamıyorsunuz ki, sıkıntılarınız içine itmiş bu kararsızlık, sizi sıkıntı içine itmiş. Lütfen kararlarınızı verin. O kadar çok sabırsızsınız ki her şey bir anda olup bitivesin diyorsunuz ama olup bitivermiyor. Lütfen buna olup bitivermedikçe kafayı yemek üzeresiniz. Kafayı bozmuşsunuz. Neden benim istediklerim olmuyor dercesine, neden yavaş geliyor gibi. Anlatabiliyor muyum? İşleriniz yolunda gidecek ama biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Ticarette uğraşanlarınız varsa başarılı olacak. Şimdi ne ekerseniz onu biçeceksiniz. Verdiğiniz kararla doğru yoldasınız. Büyük bir mutluluk yaşanacak. Özellikle özel hayatınızda, iş hayatınızda beklenmedik fırsatlar geliyor. İyi bir gelecek seni bekliyor. Bir yolculuk söz konusu. Gerçekten hayatını değiştirecek bir yolculuk. Yani bu mesela bir yere gidersin, evli değilsindir, evlenirsin. Bir anda o geliş verir olan. Hayatını değiştirecek bir yolculuk bu. Seni hedef alan önemli bir olay yaşayabilirsin. Bu da olumlu sonuçlanacak, olumlu sonuçlanacak gözüküyor. Çok şanslı bir döneme gireceksin. İnşallah bu şansları değerlendirirsin diyorum. Uzun bir yaşlılık dönemi yaşayacaksın. Yani hadi önce ölüp gitmeyi düşünme. Çünkü uzun bir yaşlılık dönemi seni bekliyor diyorum.
olaylar yaşayacaksınız. Ama bu olaylar senin lehine sonuçlanacak Yay burcu. Lütfen şanslarını iyi değerlendir, fırsatlarını iyi değerlendir. Kafayı iyi kullan, kalbini iyi kullan diyorum. Aniden gelebilecek bir darbe var. Bu darbenin karşısında söylüyorum ki güçlü durun. Güçlü durmanız gerekiyor. Güçlü durmazsan yıkılacaksın söyleyen. Evlilik yoluna girmek isteyenleriniz varsa, nişan söz gibi durumlarınız varsa, annenizden tarafı, yani karşı tarafın annesi de olabilir, senin annen de olabilir. Bir evliliğe karşı çıkmak gibi bir şey var. Dinleyin bak. Bir şey hissediyordur ki öyle söylüyor. Yoksa tabii senin turşunun kuracağı için değildir yani. Tabii canım, herkes mutlu olmasın ister evladım. Bir dinle. Bir görmeye çalış. Eğer böyle bir anne, ailesi tarafından bir sıkıntı, bir karşı gelme yaşıyorsan lütfen dur bir dinle. Zaman ver kendine. Şimdi dişil enerji falına bakalım. Yay burçlarının dişil enerji fallarına bakalım. Evet. Yay burçları kabuğundan çık. Kendin olmaktan ve isteklerini ifade etmekten mahrum etme. Artık şu kabuğunu kırma zamanın geldi. Kendini kendin gibi ifade et. Sen sen değilsin. Etrafındakinden kırılmasın, üzülmesin diye hareket ederken kendinden geçmişsin. Yani sen sen değilsin. Kendin gibi hareket et. Yanında olmak isteyen olsun, olmak isteyene, istemeyene kibarcı bir bay bay dersin. Tabii tabii. Yani isteklerini ifade etmekten mahrum etme kendini. Neyse onu söyle. Sana çeşitli seçenekler sunuyorlar. Senin için en iyi olanı bulmak için çabala demiş. Şöyle gidiyorsun diyor. Biraz daha gözünü aç, seçenekleri iyi değerlendir. Tabii. Sadece bir seçeneğe yöneliyorsun ama öteki seçenekleri görmüyorsun. Seçenekleri iyi değerlendir. Ailesine danışaraktan evlilik yaptın mı? İnsan uzun sürer evliliği. Tabii. Eğer kendi kafasına göre yaparsa 3 gün sonra o eve geri dönecek. Bunu unutma. Evet. Kendi, hayır yani öyle de denmez de. İyi birisini bulursa evlensin yani. Sonuçta tabii. Ne olacak? Sonuçta evlenecek. Tanıştırsın canım. Tanıştırsın. Ama aileler tarafında bir sıkıntı çıkıyorsa sen gene dinlemekten vazgeçme. Senin demet istediğini getirdim. Kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum ve kendi önceliğim oluyorum diyorsun. Hep ben deme. Biraz etrafına da bakmaya çalış. İnsanlar ne hissediyor, ne söylüyor, ne görüyor. Sen de görmeye çalış, hissetmeye söyle, dinlemeye çalış baby diyorum. Yanılsamalarla yüzleş. Her şeyin derinliğindeki gerçeği görmek için zaman ayır kendine diyor. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değil. Gerçeği görmek için kendine zaman ayır. İç sesini dinle. Altıncı hisleriniz kuvvetli. Sezgilerine güven ve rüyalarına güven diyorum. Tabii. Ve araştır diyorum. Tabii. Canım benim. Oh be, ne kadar hızlı konuştum kız. Vallahi. Benim ayaklar karıncalanmaya başladı çünkü. Evet. Canlarım, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün Yay burcunun özel tarot falına baktım, katine falına baktım ve dişil enerji falına baktım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım Yay burçları bu falla birlikte kendilerine biraz daha yön verebilir diyorum. Canlarım, kanalımıza abone olup bildirimizi açıp ve like butonu basmayı lütfen unutmayalım. Bizi sevdiğinizi biliyoruz. Bizi sizi çok seviyor. Evet. Ve sizi anneme bırakıyor. Canlarım. Bizleri izlerken bir soğuk bir şeyler alın. Dileğinizi tutun. Allah'tan isteyeceğinizi isteyin. Öyle izleyin. Tamam mı canlarım? Bir de evet. Yani çok söylüyorum ama şey değil. Bu fallarımız bizim abonelerimiz için ve abone olacak olanlarımız için geçerli. Hepsinin mutluluğunu, Allah hepsine mutluluk versin, huzur, sağlık versin. Aile içinde birlik, düzen versin Allah'ım. Evet. Hoşça kalın, dostça kalın canlarım. Öpüyoruz sizi. Hoşça kalın. Bye bye. Bye.